سجاك الله يسعدك يا عطية. Karar verin bakalım. Nereye gidelim? Yüzmeye gidelim. Bu havada. Uçurtma. Bu havada. Sirk. Ateş tutan adamlar gelmiş. 100 kere gittik istemem. Benim sevdiğimi o seviyor, onun sevdiğini ben seviyorum. Hep aynı şey oluyor anne. Ortaklaşa bir karar verin artık. Birbirinizi dinlemeyi öğrenin. Tamam mı? Ha? Hadi çabuk çabuk. Hadi bakalım, babanız geç kalıyor. Biraz çabuk. Baba, bugün arkeoloji dersinde ne anlatacaksın? Eski Hititler'deki yılan ile kartalın savaşını anlatacağım. Kartal yılanın üstüne konar ve hop! Ay baba çok iğrenç. Ben çıktım. Sonra kalan dona kalın. Hadi bakalım, hadi çabuk. Alazcığım çantana poğaça koydum. Alazcığım. Hadi oyalanma. Daha ben de hazırlanacağım. Hadi anne. Hop hop hop. Hoşça kal aşkım. Yavaş çocuklar.
Yaman! Oh, duymazlar ki beni. Alaz! Abi, ne yapıyorsun? Annemi de bulmaya çalışıyorum. Hayda! Yine her yer her yerde. Çocuklar, ben size odanızı biraz toplayın demedim mi? Hadi kahvaltıya hadi. Ben kahvaltı yapmayacağım. Senin en sevdiğin poğaçayı yaptım. Annem gibi yapamıyorsun. Ben de yapmayacağım. Ben de. Ha, demek öyle. Tamam. Anneniz gelsin. Ben de bu yaptıklarınızı bir bir anlatacağım ona. Bakın size nasıl kızacak. Keşke gelse de kızsa. Bakın Markus Bey. Biliyorsunuz ki neredeyse 9 aydır sabrediyorum. Ama bu çocuklar annelerini çok özlüyor. Yani üçüne birden yetişemiyorum. Evet Neşe. Asya Hanım ne zaman dönecek acaba? Bilmiyorum. Ha bilmiyorsunuz. Peki acil falan desek gelemez mi? Yok. Çok uzakta. Çok uzakta anladım. Ben de bu çocukları yani bu şekilde ortada bırakmak istemiyorum ama bir çözüm falan bulsak. Evet. Bir çözüm bulmalıyım. Ne yapmak istersiniz? Luna Park? Bucuk mu? Sık! Annem yokken canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Hiçbir şey. Babaannen ne zaman gelecek? Yakında. Hep yakında diyorsun. İnanmıyorum artık sana. Ben de inanmıyorum. Annenizi getireceğim çocuklar. Söz veriyorum size. Dışarı mı çıkıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Biraz dolaşıp hava alacağım. Ha, iyi iyi. Hava alın. Ay, bu flüt sesi de bir durmadı ya. Gel bakalım. Biber. Aynı. Parlıyor.
Fatih, çok karanlık. Anas, ne yapıyorsun? Ne fare varsın? Abla, sen de hep korkuyorsun. Siz nereden geldiniz? Evdeydik. Biz odaya girdik. Sonra da bir tünele girdik. Anlamadık. Karanlık bir mağaradan çıktık. Ne garip bir yer burası. Buradan düşme, tamam mı? Esir misiniz yoksa kaçtınız mı? Esir mi? Kaçtık mı? Nasıl kaçtınız zabaptan? Of, tamam, teşekkürler. Yardıma ihtiyacımız yok. Alacağım hadi. Peki burası neresi? Titya. Titya mı? Farkındalar hepsiniz. Askerler! Askerler geliyor, kaçın! Yaman, git.
Elif mi? Çocuklar evde yoklar da sizinle mi geldiler acaba? Hayır, benle değillerdi. Sizinle değiller miydi? Ama evde yoklar. Her yere baktım. Sokak sokak dolaştım, aradım. Nerede olabilirler? Ay, çıldıracağım. Polise mi haber versek acaba? Bu kapı neden açık? Bilmem. Siz açık bırakmadınız mı? Ben kilitlemiştim. Bu kayıptı. Nereden çıktı? İyi de buraya nasıl geldi? Markus Bey, hadi ama bir şeyler yapalım, böyle durmayalım. Ya birazdan gece olacak. Bu Avrupalılar da ne kadar rahat insanlar ya. Sen çağırdın çocukları yanına. Ama neden? Neden? Anlamıyorum Asya. Neden aldın çocukları? Çocuklar Asya Hanım'ın yanında mı? Adam delirdi. Çocukları yalnız bırakma. Çocukları bırakıp niye gidiyorsun? Ne yapacağım ben bu çocuklarla tek başıma? Oyalarsın bir biçimde. Askerler var, dışarısı çok tehlikeli. Çıkma. Bir şey olmaz, ben arka yoldan gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Taruya. Taruya mı? Delirdin mi sen? Tek başına Taruya mı gidilir? Zababın askerleri hemen yakalar seni. Gitme ne olur. Sakın çocuklara bir şey anlatma. Zabab. Kim bu zabab? Çocuklar geldiler, kehanet başlıyor, kurtulacağız. Zababdan kurtulacağız. Tabii biliyorsun. Şimdi ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Yenildik Seda. Bu savaşı kaybettik. Çocuklar geldiler, gelebildiler. Kehanet başlıyor, umutlanmıyor musun? Hayır. Neden? Neden ama neden? Bu madalyonu yıllarca sakladım. Bir gün gelecek, bir gün gelecek zababı yeneceğiz diye. Ama artık hiç umut kalmadı. Henüz yenilmedik. Ne yaptın? Anlamıyorsun. Asya zababın elinde, hiçbir şey yapamayız. Artık beklemenin hiçbir faydası yok. Çocukları geri yolla. Onların da hayatını tehlikeye atmayalım. Çocukları geri göndermeyeceğim. O çocuklar kurtaracak bizi. Çocukları geri yolla Zida. Bu savaş bitti. Bitmedi. Savaş bittiyse Hititya da bitti. Hmm.
Benim adım Kartalcık. Ben yükseklerden uçarım, her şeyi görürüm. Ben de yılan. Ben yerlerde sürünür, zehrimi saçarım. Ben gökyüzünden bakarım, bir o tarafa bir bu tarafa koşan çocukları görürüm. Hangi tarafa gitsin çocuk? Kartala! Yukarı kata çıkacağım şimdi, çaktırma. Neden? Dönüş yolunu bulmamız lazım. Başka bir evrendeyiz abla, anlamıyor musun? Saçmalama. Babamın yanına dönmeliyiz. Seni yiyeceğim demiş. Çocuk bir de ne görsün? Yılan büyümüş, büyümüş. Bir canavara dönüşmüş. Neyse o kötülerin kötüsü yılan soyundan zababmış. Çocuk diye çığlık atmış. Olanları izleyen kartal hemen yere konmuş. Başlamış yılana vurmaya. Vurma, vurma. Al sana. Sen burada. Sakın bir daha dışarı çıkma, tamam mı? Tamam değil. Ben seni tanımıyorum. Babamın yanına dönmek istiyorum. Babam mı? Babam biliyor senin burada olduğunu. Nereden biliyor? O zaman neden gelip bizi almıyor? Yalan söylüyorsun. Biz gidiyoruz. Alas, hadi gidiyoruz. Hayır abla. Hadi diyorum. Hep kendi istediğin olsun istiyorsun. Bir kere beni dinlemiyorsun ki. Ben bir gün sizin buraya geleceğinizi biliyordum. Bu flütü de nehir için yaptım. Flüt çaldığımı nereden biliyorsun? Allah sen mi söyledin? Hayır! Ben sizi tanıyorum çocuklar. Hakkınızda her şeyi biliyorum. Benden korkmayın. Annem burada, hissediyorum. Bana çok yakındayız, gitmeyelim. Evet abla, gitmeyelim. Her şeyimizi biliyorsun. Peki annemin nerede olduğunu biliyor musun? Annemin mi? Bilmiyorum. Annemin sesini duyuyorum, biliyor musun? Öyle mi? Hep annemizini duyuyorum. Çok yakından geliyor sesi. Annem bu köyde mi? Bilmem. Hadi şimdi uyu. Yarın sabah konuşuruz bunları. Annemin iyisi olmadan uyuyamam. O zaman ben sana bilmeyeni söylerim. Tamam. Mutiyamu. Bu annemin iyisi. Sen nereden biliyorsun? Hanişmaru aliyazi mutiyamu. Ha ha.
efendim. Yeni bir hap... Getir o çocukları buraya. Korkma, tamam mı? Tutun bana. Nereye götürüyorsunuz bizi? Size diyorum, deliniz misiniz? Abi çok korkuyorum. Korkma ama, korkma. Dedim size, dönelim dedim. Dida. Dida. Çocukları kaçırdılar. Thank you.
Adım Taro. Dedeniz. Yaşlı bir adam ve 3 çocuk. Onlara yenildiniz öyle mi? Getirin şu beceriksizleri buraya. Geldik. Ama burası mağara. Taro çocukları kaçırmış efendim. Bunları ne yapalım efendim? Bizim dedemizsin. Annemin nerede olduğunu da biliyorsun. Annem bu köyde. Hissediyorum. Annem burada mı? Burada değil. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Yamyam da var. Ben de resim yapabilir miyim duvara dede? Bu resimleri kim yaptı dede? Sizin özel güçleriniz var biliyor musunuz çocuklar? Ben süper futbolcuyum. Daha fazlası. Artık kendinizi korumanız gerekiyor. Size her şeyi anlatacağım. Bunu yakabilir misin? Nasıl yani? Neyle? Dala bak. Bu dalı yakabilirim diye düşün. Düşüneyim mi? Düşün oğlum. Düşün. İstersen dalı yakabilirsin. Bu dalı yakabilirim diye düşün. İnanmazsan yapamazsın. Düşün. Bunu
Şu ağacı yakabilir misin? Doğru. Bunu yapma. Gücünü hiçbir zaman kötülük için kullanma. Benim gücüm yok mu? Hepinizin gücü var. Sen ateşi, sen suyu. Gerçekten mi? Sen de havayı yönetebilirsin. Nasıl yani? Gerçekten mi? Gel göstereyim. Zamanla olacak. Eğer çalışırsan. Ha, anladım. Mağaradaki resimler de bunu anlatıyordu. Suyu içindeyiz. Suyun damlası ol. Thank you.
kaçacak değil mi dede? Gücünüzün bir sınırı var. Gücünüzün sınırı kalbiniz. Eğer kalpten düşünürseniz gücünüz artar. Ama gücünüzü hep iyilik için kullanmalısınız. Peki neden bizim özel güçlerimiz var dede? Çünkü madalyonlarınız var. Gücünüz oradan geliyor. Annem takmıştı bu madalyonları. Hiç çıkartmayın demişti. Anneniz de sizler gibi özel güçleri olan biriydi. O ateşin, suyun, havanın ve toprağın koruyucusuydu. Annemiz eşit tanrıça yani. Dedemiz kahraman, annemiz tanrıça. Anneniz bu köyde doğdu. Çok uzun seneler önce. O iyiliklerin koruyucusuydu. Ama günün birinde anneniz bizim soyumuzdan olmayan birine aşık oldu. Ama babanız başka bir yerde yaşıyordu. Anneniz onun yanına gitti. Onu fırsat bilen Zabap İtitya'yı ele geçirdi. Her yere kötülük saldı. Yine mi Zabap? Köyde çocukları kaçırandı Zabap. Köydekiler ondan korkuyordu demek ki. Pis Zabap. Zabap ateşi, suyu, toprağı yönetmeye başladı. Sular kesildi, toprak çatladı. Hava kirlendi. Ve iyiliklerin temsilcisi olan bizler yenildik. Yenildik mi? Sonsuza kadar. Dün çok yoruldunuz. Şimdi iyice yiyip güçlenin. Daha çok çalışmanız lazım. Kurt gibi açım. Ben de aslan gibi açım. Gel Ammar. Kimdir o? Size teyze ekmek gönderdi. Gelirken atımın ayağına bir şeye battı, seke seke geldi. Ben bakarım. Geç. Size ekmek getirdim. Tek başına mı geldin sen? Askerlerden hiç korkmuyor musun? Hayır. Çok gizli yollarım var benim. Kimse yakalayamaz beni. Yakalarlarsa ne yaparlar? Zabap'a götürürler. Zabap ne yapar? Bilmem. Belki gözlerim içine bakar. Diğerleri gibi beni de taş yapar. Taş mı? Anneniz gibi işte. Annemiz mi? Atın ayağına kocaman bir diken batmış, çıkardı. Gidiyor musun? Yemeyecek misin? Yok ben yedim. Size teyze geç kalma dedi. Hadi hoşça kalın. Giderken dikkatli ol. Tamam. Yemiyorsun. Sen bize yalan söyledin. Annemin nerede olduğunu bilmiyorum dedin. Sabah annemi taş yapmış. Niye söylemedin bize? Söylemedim. Çünkü Zabap'ı yenemeyiz. Bizim de güçlerimiz var. Dördüncü güç olmadan hiçbir şey yapamayız. Dördüncü güç ne? Ateş. Su, hava. Toprak. Kehanete göre bu dört güç bir araya gelirse ancak Zabap'ı yenebilir.
annenizi kurtarabiliriz. Zavab'ın çok özel güçleri var. Kehanet başlamadan onu yenmemiz imkansız. Bizim güçlerimiz yeter. Gidelim alalım getirelim annemizi. Bile bile sizi tehlikeye atamam çocuklar. Daha kaleye varmadan bizi yakalarlar. Size zarar gelmesini göze alamam. Buraya Asya çağırdı efendim. Ama merak etmeyin, o bebek asla doğmayacak. Madalyonları da alacağız. Hepinizin sonunu sen hazırladın. Zipapami su birleştirecek, ateş koruyacak. Aa, Markus Bey kendi kendine konuşuyor. Garip garip şeyler diyor. Ne diyor acaba? Rüzgar güçlendirecek, toprak doğacak. Toprak. Asya. Annenizin peşinden gitmiş. Onu hemen bulmalıyız çocuklar. Yollar çok tehlikeli.
Bundan böyle tek başına hareket etmek yok. Hele Zabab'a karşı hiç. Anladın mı Alaz? Dedenizi çok üzüyorsunuz çocuklar. Annemi kurtaramıyorsam gücüm ne işe yarar ki? Anneme yardım etmiyorsun. Sen bizim dedemiz değilsin. Sıda. Bir daha annemizi göremeyecek miyiz abla? Bilmiyorum ablacığım. Bu da ne? Taru, Taru mucize. Bak. Wow. Neden parlıyor böyle? Tek bir açıklaması var. Nedir? Dördüncü güç geliyor. Nasıl? Dördüncü çocuk geliyor. Ne? Gerçekten mi? Kardeşimiz mi olacak? Toprak geliyor. Artık annemizi kurtarabiliriz. Annemi kurtaracağız. Annemi kurtaracağız. Annemi kurtaracağız. Ama madalyon sahibinde olmadı. Yoksa hiçbir gücü olmaz. O da artık sizin göreviniz. Hadi gidelim bu madalyonu annemize takalım. Annemizi kurtaralım. O zaman kardeşimiz de gücüne sahip olacak. Değil mi dede? O zaman dört güç bir araya gelecek. Thank you.
askerler. İşimizdeler. Askerler peşimizde. Hadi Yaman. Şimdi göster gücünü. Sil bütün izlerimizi. Nasıl yapacağım? Rüzgar yapacaksın. Öyle bir rüzgar yap ki izlerimiz silinsin. Askerler hangi yöne gittiğimizi anlamasınlar. Hadi. Atları bırakıyoruz. Atları mı bırakıyoruz? Şu köprüden geçeceğiz. Başka yolu yok mu? Var ama çok zaman kaybederiz. Teker teker geçeceğiz. Önce ben geçeceğim. Kımıldama, geliyorum. Dede, sen gelme, ben daha yakınım. Acele edin, askerler geldi. Thank you.
Hadi Allah. Ne? Yap. İzlerini kaybettik efendim. O kadar adam baş edemediniz değil mi Taro'yla? Bütün askerleri yollayın. Getirin onları buraya. Çabuk! Baş üstüne. Nerede bu çocuklar? Gerçekten kurtarabilecek miyiz? Evet, onu çok yaklaştık hissediyorum. Ben de artık abi olacağım değil mi? Keşke kız olsa. Hayır, erkek olsun. Hayır, kız olsun. Hayır, erkek. Acaba? Of, meraktan ölmüştür. Yarın babamın telefonu edelim mi? Karşı dağlarda dinlenebileceğimiz mağaralar var çocuklar. Hadi. Geceyi bu mağarada geçireceğiz.
Ne oldu? Madalyonu yere düşürdüm. Madalyonu dışarı atmış. Ne yaptın Yaman? Onun suçu yok. Madalyonun ışığı azalmış çünkü çocuklar acele edin, gitmemiz lazım. Neden peki? Neden madalyonun ışığı azaldı? Çünkü annenizin bugün kardeşinizi dünyaya getirmesi lazım. Yoksa... Yoksa dördüncü güç de yok. Evet. Dördüncü güç olmazsa sizin de güçleriniz zayıflayacak. Hadi çocuklar acele edelim hadi. Çocukları kaçırıp buraya getiriyorlar demek ki. Zavallılar. Halil? Gelin ben. O artık Pamir değil. Zavab'ın kaçırdığı çocuklar hiçbir şey hissetmez. Nasıl yani? Bak, sen rüzgar yaptığında ne hissettin? İçim pırpır oldu. Kelebek gibi. İşte onlar artık hiçbir şeye sevinmiyor. Hiçbir şeye üzülmüyor. Hiçbir şey hissetmiyorlar. Zabab kaçırdığı çocukların gücüyle beslenip güçleniyor. Zabab'ı yerersek çocukları kurtarabiliriz o zaman. Hadi girelim artık. Şşş, otur, otur, otur. Bak, şu geçitten geçeceksiniz. Ben askerlere oyalayacağım. Allah'a sen. Ben gecikirsem ya da gelemezsem bu madalyonu annenin boynuna takacaksın. Anladın mı? Anladım. Abi madalyonun ışığı azalmış. Gücümüz de azalacak. Hayır dede, sensiz başaramayız. Dede çok korkuyorum. Korkma. Çünkü sizin gücünüz var. Ona güven. Ne gücümüz tamamen tükenirse madalyon dışarı iyice azaldı. Dede geleceksin değil mi? Ben gelsem de gelmesem de siz bu zaferi kazanacaksınız. Çünkü siz iyilik için savaşıyorsunuz. Eğer gücünüz tükenirse yüreğinizin sesini dinleyin. Şimdi gidin sababı yiyin. Hadi. Bir şey daha var. Sakın. Ama sakın Zabab'ın gözünün içine bakmayın. Tamam. Hey! Asker! Beni mi arıyorsun? Gidelim.
Hadi gidelim. Thank you.
geldin Taro. Thank you.
başlardınız. Çıkıyorum. Hadi hemen çıkalım. Savaş daha bitmedi. Gücünü alacağım baba. Aa, Palaz mı? Nehir de burada. Ay yok artık. Yaman da içeride. Allah Allah, ne oluyor ya? Ben de Markus Bey gibi hafif böyle bir şey görmeye başladım, hayal. Aşıktan herhalde değil mi? Aşıktan. Hadi Neşe git. Bir şeyler ya hadi. Hadi Neşe git kızım. Git. Markus. Neşe abla ben sigici yap. Ben de Rüzgar. Zababı yendin Neşe abla. La öyle mi? Zababı da yendiniz. Ne güzel. Burada Neşe. 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 Bu poğaçayı çok özlemişim. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun Asya Hanım. Yarın tatil nereye gidelim? Nereye gitmek istersiniz? Gidip ya! Sıcaklığınla ısıt beni, gel bana gel. Rüzgar.